hocalarım, sevgili öğrenciler. Bugün güzel bir etkinlikte bir aradayız. Konu son derece önemli. Hastalık ve hasta konusunu ele alacağız. İki değerli hocamızla birlikte. Hocalarımızın biri dışarıdan Maltepe Üniversitesi'nden misafirimiz. Davetimizi sağ olsun kırmadı ve bize katıldı. Diğer hocamız Üsküdar Üniversitesi'nden. Onları size sunumlarından önce tanıtacağım. Çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Sağlık bilimleri alanının olmazsa olmaz en önemli unsuru hasta. Ve bugün hastayı masaya yatıracağız burada. Hasta-hekim ilişkisine farklı pencerelerden, iki farklı pencereden bakacağız. Bir pencere felsefe penceresi olacak. Bu işin felsefesiyle ilgileneceğiz biraz. Ondan sonra da bir psikiyatrist gözüyle, deneyimli bir psikiyatrist gözüyle hasta-hekim ilişkisini, hasta davranışını ele almaya çalışacağız. Ve bu sizler için son derece önemli. Çünkü bütün meslek yaşamınız boyunca hem meslek kalitenizi, hem iş bölümünüzü, yani bu işi yaparken aldığınız keyfi veya hazzı ortaya koyabilecek en önemli unsur hasta ile olan etkileşiminiz. Hastayı ne kadar tedavi edip etmeyeceğiniz de bu iletişime bağlı. Hasta memnuniyeti bu iletişime bağlı. Sizin hastaya sağladığınız faydayı fark edip etmemeniz gene bu iletişime bağlı. Müsaade ederseniz ben çok daha fazla vakit kaybetmeden ilk konuşmacımızı davet etmek istiyorum. İlk konuşmacımız Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüsnü Ertmen. Hocam müsaade ederseniz ben sizi öğrencilerimize de çok kısa tanıtmaya, takdim etmeye çalışayım. Hüsnü Ertmen hocamız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş. 1987 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde yardımcı doçent, 1990'da doçent olmuş aynı klinikte. Daha sonra profesör olup 1991 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne katılmış ki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde en önemli ruh ve sinir hastalıkları dediğimiz zaman aklımıza gelen en önemli kurum. Hocamız burada tam 15 yıl çalışmış ve burada yanılmıyorum değil mi hocam? Yüzden fazla psikiyatri ve nöroloji uzmanının yetişmesine katkı sağlamış. Son derece deneyimli bir hocamız. 2008 ile 2011 yılları arasında Adli Tıp Kurumu'nda da görev yapmış. 2011 yılında devletten emekli olmuş ve 2011 yılında kurulan Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu hocaları arasında. Halen Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini de yürütmekte Hüsnü hocamız. Sevgili hocam, sizi takdim etmekten öğrencilerimize onur duydum. Buyurun, söz sizin. Hoş geldiniz. Anlayabildiğim kadarıyla herkes tıp fakültesi öğrencisi değil. Biraz tıp fakültesi öğrencilerine yönelik olarak tabii hazırlanmıştı sunum. Bu gördüğünüz resmi neresi olduğunu bilen var mı aranızda? Dünyanın en ilginç yerlerinden biri bu. Ben de ne yazık ki gidip görmedim. Burası Paskalya Adası. Şili'ye bağlı imiş. Efendim, böyle devasa heykeller var. Heykelin ne kadar büyük olduğunu anlamamız için resimde tesadüfen vardı. Şunlar insan heykele bakmakta olan. Arkadaki heykelleri de görüyorsunuz. Kim yapmış, niye yapmış? Dünyanın çok uç bir yerinde yani. Bilen yok. Çok sayıda teori var. Şu yapmış, bu yapmış. Yok, Tanrı'ydı, bilmem neydi filan gibi bir laf var. Hiçbiri ispatlanamamış. Gözünüzü korkutmak gibi olmasın ama tıp bu işte. Bu büyükler biz değiliz, hastalık onlar. Burada biri ben işte, burada kimse var.
Yani neden oluyor, nasıl oluyor, niçin böyle bir dert var özellikle de psikiyatride? Herkesin teorisi var, şöyle babam şöyle ama ispatlayabilen yok. Aynı heykeller gibi. İşte bizden çok büyükler. İşte işte orada. Bunlar biz mücadele ediyoruz. Heykeli alıp başka bir tarafa götürmek gibi görevlerimiz var. Bu aklımızın bir köşesine koyarsak doktorluğumuz daha rahat olur. Çünkü her hastalık tedavi olur. Her şeyin temelini biliriz, bilmem ne filan gibi. Bir şey ne yazık ki yok. Çok hastalık, çok tedavi olmuyor. Üsküdar Tıp'a hoş geldiniz diye başlıyoruz. Dediğim gibi ben öğrencilerim var zannediyordum. Gene de söyleyeyim. Şu günlerde çok tarihi bir şey yaşıyorsunuz. Yani bir tıp fakültesinin oluşumundasınız. Benim gibi 40 yıllık, 50 yıllık doktor olunca veya sizler de ölüp gittikten sonra bu hastane ve bu üniversite tarihi yerlerde olacaktır. Bir övünç kaynağı yani ta başlangıcını biliyorum ben diyeceğiniz bir müessesenin içinde oluşturuyorsunuz. Diğer fakültelerin öğrencileri için de söyleyebilirim. Tıp öğrencileri için de mutlaka ve mutlaka bir kısmınız çok parlak insanlar olarak devam edeceksiniz hayatınıza. Ama çoğunuz iyi insanlar olarak üniversite bitirmişler sadece. Yani çok parlak dediğimiz işte çeşitli alanlarda şu anda dünya çapında doktorlarımız var. Onlar da bir gün böyleydi. İnsan hiç bunu düşünmez. Sanki adam kendi profesör olarak doğdu, yaşadı. Öyle değil tabii yani. Öğrendi, ondan sonra iyi bir tahsil yaptı. Çalıştı, etti, buluşlar yaptı vesaire. Hepinizde bir potansiyel var. Bir kısmınız olabilirsiniz. İstatistik öğretiyorlarsa bilirsiniz. Çan eğilisi diye bir şey var. Bir kısmı sıradan olur. Çok parmak olur. Ama bu kadar içinizde bir kısmı öyle olacaktır. Tıp neyle uğraşır, nasıl bir bilim dalıdır? Herkes bildiğini düşünün. Şimdi desek ki hadi vakit olmadığı için demiyoruz. Birisi söylesin tıp neyle uğraşır filan diye. Bir sürü şey söylenebilir. Ancak bunlar tartışmaya açıldığı zaman çok tartışmalı yaklaş. Hasta insanları tedavi eden bir bilimdir diyebilirsiniz. Doğru ya, yanlış değil. Ama mesela bugünkü hastanelerimizde check-up yaptırmaya geliyor adam, hasta filan değil. O hastanenin hastası olarak bir şeyler yapıyor. Veyahut da estetik bir takım işler için geliyor. Bu insanlar da hasta değiller. Doğum yapan kadınlar hocam, fizyolojik bir durum. Hamile kadın kadınlar tabii kesinlikle yani fizyolojik bir olay. Başka insanların fizyolojik olaylarıyla da ilgileniyor. Dolayısıyla tanım biraz ortada kalmış gibi oluyor. Hastalıkların anlaşılması ve tedavisinin bilimidir deyince de efendim verdik örnekleri. Ortada hastalık yok ki anlaşılması olsun. Ama bunlar ciddi hastanelere başvuran popülasyonlar. Bir diğer soru da insanın sağlıklı olduğu nasıl anlaşılır? Sağlık nedir? Sağlıklı insan kimdir? Filan diye sorunca konu iyice hafiften zıvanadan çıkıyor. Şimdi mesela ben sağlıklı mıyım? Öyle gibi hissediyorum. Bana sorarsan öyleyim ama gittiğim doktor arkadaşlar iki çeşit ilaç verdiler, içip duruyorum yani. Ve ona göre hasta iki defteri yazarken hasta sayfasını yazıyorlar. Filan gibi karmaşık bir takım işler var. Sağlık nedir? Çok kolay bir soru cevabı yok. Hastalık ne demek sorusunun yanıtı da hayli güç. Bir diğer olay da tıbbın çok hızlı ilerlemesi ve hastalık kavramlarının sürekli değişiyor olmasıyla ilgili. Yani benim kendi dalımda, psikiyatride bundan 15-20 sene kadar önce depresif kişilik bozukluğu diye bir şey vardı.
kişilikle ilgili bir aksama olarak kabul edilirdi. Sonra bu iş bakıldı ki tedavi edilebilir bir şey. Demek ki öyle değilmiş ve bir tür hastalık dış distili oldu onun adı. Aynı tatsız bir hastalık ama iyi bir tedaviyle tedavi olabilir. Üstelik tanı sistemleri geliştiği için görüntüleme vesaire filan gibi büyük bir patlama oldu 90'lı yıllardan sonra. Hastalıkları birbirinden ayırt edebilir olduk. Yani aynı hastalık sandığımız şey birden fazla hastalık düşmeyerse. Aynı şekilde tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle de bunun gibi bir şey oluyor. Bir tanesi tedavi edilebilir bir şeyken diğeri ne yazık ki tedavi edilemez bir şey. Demek ki aynı şey değilmiş. Dolayısıyla kavramlar hayli karışıyor. Belki bahsedilmiştir veyahut da duymuşsunuzdur. Dünyanın en etkin kuruluşu, hatta tek otorite diyebileceğiniz şey, Dünya Sağlık Örgütü diye bir kuruluş var. Birleşmiş Milletler'e bağlı. 1948'de kurulmuş. Biz de hemen ertesi yıl buna üye olmuşuz. Çok da iyi bir iş yapmışız. Şimdi üye olmayan ülke var mıdır bilmiyorum ama bir kısmı çok çok geç üye oldu. Bu kuruluşun görevi her şeyden önce sağlık ve hastalığın tanımlanması ve zor durumda olan ülkeler varsa sağlık konusunda zor durumda olan onlara yardım etmek. Yani mesela bir salgın vesaire çıkarsa işte o ülke kendi kendine baş edebiliyorsa aşı göndermek, doktorlar göndermek vesaire. Ve bir merkezi Cenevre'de Türk doktorlar da çok büyük başarıyla çalışırlar. Bizim psikiyatri alanında bir arkadaşımız vardı. Şimdi oradan emekli olup Türkiye'ye geri döndü. Uzun yıllar psikiyatrinin yönlendirilmesi konusunda çok faydalı bir takım işler yaptı. Başka da var. Belli aralıklarla hastalık listeleri yayınlanır. Bu kuruluş tarafından ICD deniliyor. İngilizce bilenler kolaylıkla anlayacaklar. International Classification of Diseases, yani hastalıkların uluslararası sınıflandırılması. Şu anda 11.si var. 11.nin olmasından da deminden beri söylediklerime çıkarsama yapabilirsiniz. 10 defa liste yapılmış, yok olmadı denmiş, 11.si yayınlanmış. Şu anda bütün dünyada geçerli. Tüm dünyadaki ülkelerin doktorları hastalıkları buna göre toplamak zorundadırlar. Ve bu kodlamalar şimdi çok kolaylaştı, bilgisayarda basıyoruz düğmeye. Kodlanıyor eskiden, defterleri vardı, aradığımız vesaire. Önce Sağlık Bakanlığımıza gidiyor. Sağlık Bakanlığımız da Dünya Sağlık Örgütü'ne bildiriyor. Bu listede bulamadığımızı düşündüğümüz bir hastalık varsa bu da bildiriliyor. Böyle bir dert var, bunun listede bu yok. Yeni çıktı vesaire filan gibi. Mesela benim gençlik yıllarımda AIDS hastalığı böyle bir şey oldu. Birdenbire çok tatsız, çok öldürücü bir şey çıktı. Listede AIDS filan diye bir şey yok. Neyse tartışıldı filan, yepyeni bir hastalık diye bir tarafa koydu. Dünya Sağlık Örgütü de dünyanın neresinde dertler yüksek, neresinde daha az, neresi iyiye gidiyor, neresi kötüye gidiyor diye bildirir. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye iyiye giden ülkelerdendir. Pek çok çocukluk hastalığını falan eradike ettik. Eradike etmek demek kaldırdı. Türkiye'de yoktu. Şu son Suriyeli akımıyla yazık ki geri geldiler bazı hastalıklar. Bütün dünyada da başa çok büyük bir bela olan çiçek hastalığını, hani Allah'ın sinirlenmesinin önce bir hastalıktı, kaldırdık. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün bir ödülü var. Çiçek hastalığı yakalayabilir ve ispatlarsanız ciddi bir para ödülü verecekler. 15-20 senede var ödül alabilen, şükürler olsun ki olmadı. Şeydi, hastalık geri geldi.
Yok, hayır biraz şu suçum da onun için biraz... Devlete de onu tutmak gerekiyor. Hasta, sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan canlı, bitki, hayvan ve insana denir. Her türlü canlı vardı, bitki olmuş, hayvan olmuş biliyorsunuz, hastalıklar var. E tabi doğal olarak bizim işimiz insan hastalıklarıyla ilgilenmek. Hastalık nedir diye sorarsak, yine Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı, organizmanın yapı ve işleyişinde ortaya çıkan bozukluk, organizmanın fizyolojik görevlerinin bozulması durumundadır. Yani bir yerimizde bir şey aksamaya başlayacak, oradaki yapıyı bozacak. Diyelim ki adamın gözünde bir şey oluyor, göz yapısı bozuluyor. E görmez hale geliyor. Dolayısıyla işte X hastalığı var diye bir şey oluyor. Bir başka tanıma göre hastalık ya da sayrılık, beden veya zihinde meydana gelen rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Yalnız bazı hastalıklarda insan kendisi dertli de olmaz, görevi de bozulmaz. Mesela hipertansiyonun ilk yıllarında ya tesadüfen bulunur ya da işte şeye gider hasta. Çekilmişler, orada senin tansiyonun var vesaire filan diye. Dolayısıyla kendini çok böylece sağlıklı hissediyor. Yaralanma, sakatlık, sendrom, semptom ve normal bir fonksiyonun anormal çeşitlerini kapsayacak şekilde geniş anlamda da kullanılır. Şimdi düşündüğünüz zaman mesela yerimizin yaralanması bir hastalıktır, fonksiyonumuzu bozuyor ama sebepsiz bir şey değil, işte kaza geçirdik, yani oldu filan, yerimiz yaralandı sonuç olarak. Bir diğeri de doğuştan bir takım işte eksikliklerle doğduysa, bir açıdan hastalık, mesela benim uzak akrabam var şimdi, 50 yaşlarında filan geldi herhalde. Doğuştan göz yapısı oluşmamış olarak doğduysa. Bir taraftan hastalık görmüyor. Ve bir taraftan doğduğu zaman da öyleydi zaten. O şekilde yaşamaya işte yani doktorların yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çünkü yapıyor, gözü yok. Bambaşka bir açıdan bakınca da tanımlamaların çok anlamlı olmayabileceği ortaya çıkıyor. En tipik örneği psikiyatrik durumlarda arkadaşlar. Psikiyatristler olayı etiyoloji yönünden ele alıyorlar. Yani neden hastalık oluyor? Ne yazık ki psikiyatrik hastalıkların etiyolojisini söyleyebilecek mümkün olmadığı için şöyle bir karara varıldı. Biz bunlara hastalık demeyelim. İngilizce disorder, Türkçe'ye bozukluk olarak çevrildi. Yakınlarımız varsa psikiyatriste giden efendim işte depresif bozukluk bir tanı alınca garip şeyler oluyor. Bazısı bir dakika. Bazısı hasta değilmişim diye seviniyor. Bazısı da bozukmuşum diye yeriniyor yani. Hocam ben bozukmuşum diye gelen hastalığı. Evet, soruları söyleyebilirsiniz. Evet, acaba mikrofon kullanabilir misiniz? Çok fazla duyulmuyor. Yaka mikrofonu varsa da arkadaşınıza kim konuşacak? Ay ben mikrofonu. Evet. Yaka mikrofonu olursa daha güzel olacak galiba. Dolayısıyla kavramsal olarak bile çok fazla kargaşa var. Öyle mi diyelim, böyle mi diyelim, başka türlü mü yapılacak? İşte 10 sene evvel hastalık değildi dediğimize şimdi hastalık mı diyelim veyahut da böyle bir hastalık yok mu diyelim filan. Sonuç olarak bunları bir tarafa bırakırsak bizden yardım istemek için karşımıza gelen kişiye hasta denebilir diye de tanımlayabilirsiniz. Ama bir kısmı da yardım istemeye gelmiyor doğrusu. O da başka bir soru. Yani ne tarafından ele alırsan itiraz edilecek bir şey ortaya çıkabilir. Bir de
danışmak için gelenler var. Bizim psikiyatride çok fazladır. İşte kardeşi hastadır da ben ne yapsam ki diye geliyor adam, işte bilgi alıyor vesaire filan. Bu herhalde dünyada çok yaygın bir şey ki ICD'de böyle bir kod var. Başkası için hastaneye gelip başkasının sağlığı için danışanlar diye. Çünkü ilk zamanlar çok şaşırmıştık, şimdi adama hasta mı diyelim. Kardeşim başında bir dert var, ben ne yapsam ki diye gelen adama. Kod vermek zorundasınız. Kod vermezseniz hele ki şimdiki sistemlerle sistem kapanmaz. Kodlarınız eksik diye uyarı gelir. Buna ne diyeceğiz filan. Neyse sonra baktık ki Cenevre'deki doktorlar bizden önce düşünmüş bu işleri. Böyle bir değişik kod varmış. Bizi rahatlatmış oldu. Sonra geliyoruz, benim konuma daha yakın olan şey, hastalığın psikolojisi. Hastalık kişiyi başkasına muhtaç hale getirir. Bu muhtaçlık çok tatsız bir boyutta olabileceği gibi bir doktora gidip ondan bilgi almak zorunda kalmak. Şimdi içinizde hayatında hiç doktora gitmemiş insanlar belki vardır ama kulağım ağrımaya başlarsa o kulaklığın boğaz uzmanına muhtaç hale geliyorsun. Ve onun ötesinde de yaşamını onun önerdiği şekilde sürdürmek zorundasın. İlaçlar içeceksin. Onu yapma, bunu yapma. Mesela kulağın ağrıyorsa yılbaşı gecesi dansa gidemezsin. Gürültü patırtıdan kulağın daha çok ağrır. Ondan sonra eksik kaldın diye üzülür durursun. İş bu kadar kolay değil tabii. Diyetler vesaire filan daha da tatsız şeyler. Biraz da gülün diye bir ara anlatayım. Bir okulda, okullar çok çağırlar psikiyatristleri. Hastalık anlatıyorum. Arka tarafta herkes konuşmaya başladı. Belki konuşmayı keserler de dinlerler diye. Dedim ki, arkadaşlar duyuluyor mu? Herkes duyuyor mu sesimi? Arkadan bir bey seslendi. Erkek sesi olduğunu anlıyorum. Ben çok güzel duyuyorum. Duyamayan varsa yerimi değiştirebilirim. Hocam isterseniz bir seferinde de bunu anlatayım ya, başıma gelenleri rahat eder. O da magazinize bir şey oldu. En basiti onun önerdiği şekilde yaşamak zorundayız. Tabii bu önerme çok kötü bir hastalık ama bir böbrek yetmezliği, ondan sonra diyalize bağlıysanız yeme, içme, şunu yapma, bunu yapma diye bir liste hayatı kısıtlayan bir şey ve bir muhtaçlık durum tabii ki. Böbrek diye bir şey değil. En ağır şekli de her şey için muhtaç olmak, yani yatalak filan olur. Her türlü hastalık insanın ruhsal durumunu bozar. Çok basit bir grip bile olsak bizi psikiyatri diliyle regrese eder. Yani daha alt bir ruhsal duruma doğru iter. Bunu bir mızmızlık gibi algılayabilirsiniz. İşte yaptığı yerden hasta olan anneniz, kardeşiniz, işte fikrini getirin, ayrılın, efendim. Camı açalım, yok olmadı kapayın bilmem ne filan gibi böyle biraz hızlanmaya başlayabilir. Daha ağır ve karmaşık bir hastalık varsa bu dalgalanma çok daha fazla olur ve bizlerin yaklaşımını ciddi bir şekilde etkiler. Tepkiler çok fazla farklı düzeyde. Herkesin hastalık algılayışı
ve buna göre tepki göstermesi doğal olarak farklıdır. En yaygın olan tepki, güvendiği doktora kendini bırakması, o ne derse yaparak iyileşmeye çalışmasıdır. Doktorlar diğerlerinin üzerine daha çok dururlar çünkü öbürleri tabii bir gerilim yaratıyor. Öğretmen dediğimi yapıp her seferinde ben iyi yapacağım diye gelen birisi çok fazla bir gerçek. Ancak bunun tam tersi tepkiler de var. Konulmuş olan tanıyı ve tedaviyi reddetmek, hatta bazen agresif saldırgan tepkiler vermek şeklinde olur. Şimdi biz doktor olarak böyle bir durumun nereye gideceğini biliriz. Ne yazık ki iyiye gitmez, ne yazık ki böyle tanıdığım kişiler oldu, hastaların arasındadır oldu. Yani tedavini yapmazsak hızlı bir şekilde çöküşe götürür psikiyatrik hastalıklar. Veyahut da bir hastanın yakını vardı, çok ciddi kalp krizi atakları geçirmesine rağmen söylenen hiçbir şey yapmıyordu. İşte 40'lı yaşlarında filandı, birdenbire bir gün bahçede ölüverdi. Çok açık bir sorun daha aile için. Bunun gibi tatsız işler olur. Hatta tedavi olması için ısrarcı olunduğunda da agresif bir takım tepkiler gösterebilir. Bağırır, çağırır, sana ne bileyim, hakkından vesaire filan gibi şeylere dönüşebilir. Tedavi şansı olmayanlarda veya çok düşük tedavi şansı olanlarda bu anlaşılabilir bir durum olabilir. Yani bir tür malign hastalığa tutulduysa insan tedavi olursa, 6 ay tedavi olmazsa, 3 ay yaşayacaksa kendi haline bırakılabilir. Ama iyi bir şekilde tedavi olduğu zaman normal veya normale çok yakın bir şekilde hayatını sürdürecekse tabii biz ısrarcı olmak durumundayız. Bu da gerilimi artırıyor. Bir başka tepki de hiçbir şey söylenmemiş gibi tanıyı yok saymak, yani inkar etmektir. Yok benim bir şeyim deyip işin içinden çıkmak gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bundan bir süre önce bir hasta geldi. Hasta yakınları bana şikayet ediyorlar. Benim işim değil aslında. Diyabeti varmış ve diyabet ilaçlarını kesmiş. Diyabet başladıktan sonra tanı hatası yoksa ömür boyu ilaç içilecek. Kesince ne olacak? Diyabet alıp başını gidecek, böbrekleri kırılacak, gözü kör olacak, beyin kanaması geçirecek, kalp krizi geçirecek, her türlü tatsızlık olacak. Ama adam diyor ki benim hiçbir şikayetim yok. Senin şikayetin yok ama kan değerlerini çok iyi çıkıyor. Bir süre sonra şikayetin olduğu zamanlar iş işten geçmiş. Tabii bu da doktorla hasta arasında bir gerilim yapıyor. Doktor olması gerekeni söyleyip işi toparlamaya çalışıyor ama ne yazık ki bizim ülkemizde çok yaygın olan bir şey de dini referansla işi açıklamaya çalışmak. Biz bir hastaya teşhis koyduktan sonra belli bir tecrübemiz varsa, tedavi olmazsa nereye gideceğini biliriz. Yani bugün üniversite öğrencisi olan, şizofreni teşhisi konmuş olan bir çocuk eğer tedavi olursa normalde çok yakın bir şekilde hayatını sürdürebilir, okuduğunu karşılıyor. Değilse işte homeless vesaire filan dediğimiz birisi şeklinde gelebilir. Evet, bu bir kötü hastalıksa, ölümcül hastalıksa işte bir süre sonra ölür. Mesela şöyle derler, benim öleceğimi sen nereden biliyorsun ya, öleceğimi biliyorsun. İstatistiksel olarak bu hastalığa tutulanlar tedavi olmazsa iki sene içinde ölüyor. Bunu herkesin gider doktor biliyor. Hep şöyle düşünürüm, ben kendi fikirlerimi söylüyorum onlara. Ben hiçbir zaman kendi fikirlerimi söylemem. Bilim ne diyorsa o. Bunu tabii tatsız olan bir takım işlere dönüşür. Bilimin dışında olanlar bizim işimiz değil yani. Nasıl isterlerse devamı bilirler ama bilimler, bilimsel olanlar uçsalar diyoruz. Hasta olmak tabii duygusal olarak da zor bir iş.
o güne kadar kendi yaşamını sürdürmüş olan kişi başkalarının söylemlerine boyun eğmek zorunda kalıyor. Kısıtlayıcı şeyler söylemeler. Ne bileyim, benim bacağım ağrıyorsa adam diyecek ki ayakta durma, ben bunu şurada oturarak anlatmak zorunda kalacağım ki daha iyi bir şey benim için olacak. Hareket kısıtlaması çok yaygın bir şey biliyorsunuz. Yeme içme kısıtlaması, çalışma kısıtlaması. Adam diyor ki ama çalışmak zorundayım, ben dükkanıma gitmek zorundayım. %100 haklı olabilirsin ama bu hastalığında oralarda olursan hastalık iyi kötüye doğru gider. Demin ilk başta gösterdiğim Paskalya Adası heykelini unutmayın. Halk arasında bilinen bir şey de, düşünülen bir şey de her hastalık tedavi olur. İşte doktorlar bilirler. Hatta bazen bilirler ama işte hastayı tedavi etmiyorlar. Yani saçma sapan şeyler. Her doktor tedavi ettiği hastasından dolayı büyük zevk alır. Onun için doktorlar bir araya geldikleri zaman başka konuları da pek fazla yoktur doğrusunu söylemek gerekirse. Hangi hastayı nasıl tedavi ettin, ne güzel sonuç aldın vesaire filan. Çünkü bundan hoşlanıyor. Ama yapabileceklerimiz ne yazık ki sınırlı. Bu hastalara kötü şey diyor, zarar verir. Çünkü hani beni tedavi etmekten kaçınıyorlar vesaire filan. 20. yüzyılda tıp çok büyük bir atılım yaptı. 1900 yılında bazı hastalıkları tanıyabiliyorduk. Çok az hastalığı tedavi edebiliyorduk. Tedavi için yapılan şeylerin bir kısmı da bugün size çok şaşırtıcı gelir. Hastaya ciddi zararlar veren olaylardı. Mesela şeylere, sifilis filan gibi hastalıklarda civa bileşenleri kullanılırdı. Gene sifilisin psikiyatrik sonuçlar veren bir son evresi vardır, çok kötü bir şeydir. Orada hastaları ateş tedavisi deniyordu. Sıtma bulaştırarak, sıtmanın yüksek ateşinden faydalanıp mikropları öldürmek şeklindeki bir tedavi 1920'lerde Nobel ödülü almıştır. Psikiyatrinin ilk aldığı Nobel ödülü bir tane de işte 2000 yılında aldı. Ama bugün için böyle bir şey yapmaya kalkmak yani hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil. Ancak bundan 100 sene sonra hastalıkların hemen hepsini tanı hale geldik. Çok gelişmiş tanı yöntemlerimiz var. Canlı bir insanın iç organlarındaki hareketlenmeyi bile gözleyebiliriz. Yani ben şu konuyu konuşurken beynimin neresi çalışıyor vesaire. Onlar daha ziyade deneysel ama gösterilebilir. Ondan sonra çoğu hastalık içinde tedavi yöntemlerimiz var. Hala tedavisi olmayan var mı? Sorusunun cevabı maalesef evet. Hala hiçbir tedavi çaresi bulamamış hastalıklar var ama bunlar çok azınlıkta kaldı. Yani 20. yüzyıl tıp açısından iyi bir yüzyıldır. Ancak 20. yüzyıl tıbbı sürekli ilaç içerek hastalığı kontrol altına almaktır dedi arkadaşlar. Bu da hepimizi bıktıran sürekli ilaç çıkarılmayı. Çok az hastalığın kesin sonuçları var. Enfeksiyon hastalıkları ve aşı en kesin olarak. Bazı düzeltme ameliyatları vardır. Ameliyat edip aksamayı düzeltirse sağlık daha iyi hale gelir. Ancak bu 20. yüzyıl tıbbıyla insan ömrü bariz bir şekilde uzadı. Çok gelişmiş ülkelerde 1900 yılında 60 yıldır maksimum. Şu anda 85'i geçti, 90'a doğru tırmanıyor. Türkiye'de bile 75-80 arasında. Bazı fütüristik konuşmalar yaparlar. Günün birinde ölümün dahi ortadan kalkabileceğini düşündü. Hızlıca ve sahibinde düşündü. 300-500 yıl sonra. Heveslenmiyor yani.
Ancak sürekli ilaç içmek zorunda olmak hastanın ruh dünyasını alt üst eden bir durum. İlacı unutursam kendime zarar veririm endişesi ki doğru. Sürekli içilen bu ilaç başka yerlerime zarar vermez mi endişesi, bu da doğru. Sürekli ilaç içmem çevreden hasta aciz olup görülmemle sonuçlanmaz mı gibi düşünceler insanı rahatsız eder. Onun için çoğu hasta insan sabah evden çıkmadan veya akşam evinde otururken ilaç içmeyi tercih eder. Herkesin için ilacın yapısı buna uygunsa her ilaç da öyle olur. Ancak yapılan bütün çalışmalar ilaç içmenin unutulduğunu veya doktor görüşü olmadan ilaç kesilmesinin varlığını gösteriyor. Unutma da tabii ki psikolojik bir durum. Doktor bir şeyinizi unutup gittikse arkasında yatan psikolojiler. Ancak daha yukarıda söylediklerimiz bu unutmaları çok arttırıyor. Tabii ki çok sık sık unutulursa tedavinin altı üstüne gelmiş oluyor. Yani bir zaman olduğu boşluğu işlemek zorunda. Bir başka boyuttan ele alırsak hastalığın vücutta yaptığı değişimler beyni etkileyerek psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkmasını da sağlıyor. Mesela diyabetik hastaların bir süre sonra işte beyinle ilgili depresyon benzeri kusurların ortaya çıkması gerekiyor. İlk başta bu acaba kronik hastalığı olduğu için ona üzülüp de mi böyle oluyor diye düşünülüyordu. Ancak öyle değil. Direkt olarak hastalık beyni aksatıyor. Bu hastalıkların ruhsal durumla iç içe girmesi üzerine psikiyatride yeni bir dal ortaya çıktı. Buna konsültasyon liyazon psikiyatrisi diyoruz. Konsültasyonu biliyorsunuz liyazonda bağlantı kurmak vesaire filan gibi bir anlamı var. Yani doktorlar Batı ülkelerinde çok yaygın. Bizde de hızla gelişiyor. Psikiyatri kliniği dışında psikiyatristlik yaparlar yani cerrahide. Onkolojide çok gerekli. Çocuk hastalıklarında çok gerekli, pek çok yerde çok gerekli. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, hastalığın kendisi özel bir ruhsal durum. Yani psikiyatrik hastalık dışındaki hastalıktan bahsediyoruz. Özenle ve ilgiyle yaklaşmalıyız. Hastaların farklı yaklaşımlarını anlayışla davranmalıyız. Kolay bir şey değil, sen hastasın deyip söyleyiverdiğiniz şeyleri unutmamak. Zor bir iş hekimlik. Bunlarla iyi hastalık tedavi etmek yetmez. Bu durumlarla da uğraşmak zorunda olabiliriz. Hepinize başarı dolu bir eğitim diyelim artık. Çünkü diğer kurallar da var, biliyorum. Yeni yılında hepinize başarılar getirmesini istiyorum. Aşağıda adreslerim ve telefon numaralarım var. Herhangi bir sebeple yardım edeceğim bir şey olursa. Teşekkür ederiz. Zamanında gayet iyi kullandı hocam. Ben birkaç soru alabilirim eğer sorusu olan varsa. Hocama soru sormak isteyen var mı? Yoksa ben müsaade ederseniz. Evet buyurun. Ben dedim ki maceralı bir işti. Liseyi bitirdiğim yıl ODTÜ'yü kazandım. O zaman da Türkiye'nin en parlak üniversitelerinden biriydi. Mühendis olayım diye biraz çaba harcadım. Ve şimdi tüm Allah'a dua ediyorum. Bir vazgeçtiğim için buna göre bir iş olmadığına karar verdim. Babam doktordu. Onun tabii etkisi olmadı desek yalan olur. O önce baba yolundan gitmeyip yanlış yerlerde dolaştıktan sonra Ankara Tıp Fakültesi'ne geldim. Çok memnunum doktorluğumdan. Zor ve pis bir iştir. Bunu söyleyeyim yani böyle romantik bir şey değil. Öyle falan. Benim nöbette onu da söyleyeyim. Hasta ölme rekorum 5 kişi. Nöroloji kliniğinde
Saat 5'te arkadaşlar, hadi iyi de bekler diye gittiler. 5 çeyrek geçe bir önce hasta öldü. Ama nörolojide de öldü. Sonra 5 kişi oldu, bayağı mı öldü düşmüştü. Ya, bir ay kadar basit sonra evet. Başka var mı arkadaşlar? Soru. Ben müsaade ederseniz iki şey söylemek istiyorum hocam, katkı bağlamında. Bir tanesi, yani 354 yıl sonra ölüm ortadan kalkmayacak bence. Yani Homo sapiens sapiens ırkı hani değişebilir, başka bir ırk olabilir, ona bir şey diyemem ama Homo sapiens sapiens için, yani modern insan için ölüm olacak. Sorun şurada, hastalıkların büyük bir çoğunluğunu halledeceğiz, problem şu olacak. İstanbul'dan Kocaeli'ne gideceksiniz otobüsle. Bu riski göze alamayacaksınız. Yani çok 500 yıl sonra da bu otobüsle gideceğiz. Işınlanma gibi bir şey çıkmazsa ya bir seyahat bir risk yaratabilir. Ya da bir yerden düşmek, bir travmaya maruz kalmak veya birinin saldırısına uğrayıp kafanıza bir şeyle vurulması gene sizi öldürebilecek. Dolayısıyla ya evden dışarı çıkmamayı tercih edeceksiniz böyle bir durumda, yani riskler değişecek. Sigorta, bunu şöyle sigorta yapmışlar, hemen söyleyeyim, ilginç bir şey bu. Ölümü ikiye ayırıyorlar, tabii ölüm, tabii olmayan ölüm. Sizin söyledikleriniz tabii olmayan ölüm, yani kurşunlardan öldüyse şimdi istediğin kadar sağlam olacağız. Bir tek kurşun içini düşünebilir veya trafik kazası bir hayal tabii olacak. Tabii ölümü önleyebiliriz. Yani ister tabii ister tabii olmayan olsun aynı yere gidiyor. O zaman ölüm zamanı gelmiş kişileri kurşuna dizmek gibi bir şey uygulamamız var. Şimdi genç arkadaşlar için o da biraz gözleri korksun diye söyleyeyim. Bilmiyorum okuyan var mı? Aldous Huxley diye bir adam vardı yazar. Cesur Yeni Dünya diye bir romanı var. Okumanızı öneriyorum. 1928'de yazılmış. Hocam orada 650 yıl sonra geçiyor. Çoğunu hallettik 650 yılda kalmadan. Yaşlanınca bir yere gönderiyorlar. Orada ölüyor adam. Ölüsü de siyahın boyu elektrik üretiyor. Daha bir sürü şey var da tadını kaçırmayayım diye söylemiyorum. Ben son bir şey daha müsaade ederseniz hocam, burada öğrencilere, sağlık bilimleri öğrencilerine iki tane kitap önereceğim. Hazır öğrencilere burada bulmuşken karşımızda, sizin konumuzla da ilgili. Şimdi bu psikiyatri önemli bir alan, çok çok önemli bir alan ama psikiyatri aynı zamanda da sıkıntılı bir alan. Yani şimdi psikiyatrist mi, bir psikiyatri doktoruyla bir beyin sinir cerrahı veya bir cerrahı veya bir dahiliyecinin farklı özgül ağırlıkları var tıbbın içinde ama bu psikiyatrinin asla önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi psikiyatri konusunu bir de bizim günümüzün bir başka hastalığı var, sizi bekleyen başka bir problem var. Algı yanılsaması falan çok çıktı ortaya. Şimdi adının önünde profesör doktor yazıyor, adam psikiyatriye eleştiriyor. Psikiyatrinin kara kitabı falan diye kitap yazıyor. Böyle kitapları okumamanız için madem tıbba girdiniz, tıbbın tarihini öğrenmeniz lazım. Size güzel bir kitap önereceğim. Profesör Doktor Cumhur Ertekin. TÜBA üyesi, Bilim Akademisi üyesi, 80'li yaşlarına gelmiş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden emekli olmuş çok değerli bir profesör. Tıbbın Tarihi diye kitabı var. Yeni çıktı İş Bankası Yayınları'ndan. Alın, okuyun, muhteşem bir kitap. Madem tıp ve sağlık alanındasınız, sadece tıp öğrencileri değil, sağlık bilimleri alandaki herkesin okuması gereken bir kitap. Bir kere psikiyatri tarihini doğru doğru öğreniyorsunuz. İki, psikiyatriyi anlamak mı istiyorsunuz? APA, hocam iyi bilir, American Psychiatric Association'ın, belki bu şahsı da biliyorsunuzdur, Jeffrey A. Lieberman. 10 yıl APA başkanlığı yapmış. Süper bir psikiyatrist. Süper bir psikiyatristin dilimize çevrilmiş yeni baskı kitabı var. Deli Doktorlar adlı. Psikiyatrinin ta milattan öncesinden alıyor, bugüne kadar getiriyor bu DSM'nin falan ortaya çıkışını. Kanıta dayalı psikiyatriyi, psikiyatrideki hocamızın anlattığı bozukluk nedir, hastalık nedir, psikiyatri hastasıyla uğraşmak nedir? Bütün bunları çok güzel oradan öğrenebilirsiniz. Başka kaynaklara bakın.
Bir tane daha var hocam. Buyurun hocam. Hocamızın yazdığı bir kitap var. Cehalet bilimi. Cehalet bilimi, onu zaten alırlar diye. İmza atmaya getirsin. Raket takvimimiz olacak. Ben bir raket takvimi için dekanımız sevgili Profesör Doktor Haydar Sulu. Arkadaşlar, Hüsnü Ekmekli'nin hocamıza böyle bir plaket vermek benim için bir şereftir, onurdur. Hocama saygılar. Su Akşit hocamızı davet ediyorum. Kısaca müsaade ederseniz hocam sizi tanıtayım. Hocamız 2002 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde mezunu. O bölümü bitiriyor, lisans derecesini alıyor. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bilim ve teknoloji politikaları çalışmaları başlayacak 2005 yılında yüksek lisansı tamamlıyor. Bunu izleyerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi felsefe bölümünde bilim felsefesi alanında 2013 yılında doktor unvanını alıyor. 2017 yılında Maltepe Üniversitesi sosyoloji bölümüne geçiyor. Hala Maltepe Üniversitesi sosyoloji bölümü öğretim üyesi. Buyurun hocam, söz sizin. Teşekkürler hocam. Hocamız, Hüsnü hocamız zaten çok güzel anlattı. Benim de anlatmayı planladığım kısımları çok doğru ve yerinde bir şekilde anlattı. Ben biraz kendi sunumumu tamamlayıcı bir sunum olarak düşündüm Hüsnü hocamızın sunumuna. O daha biyomedikal model üzerinden gitti. Hani biraz doktorun bakış açısıyla baktı tabii ki kendisi doktor olduğu için. Ben biraz daha insan ve toplum bilimlerinin bakış açısıyla, yani daha hastanın bakış açısıyla bakmaya çalışacağım ve hani hastanın bakış açısıyla bakmanın da bu çok biraz önce anlattığı bütün doktor hasta arasındaki çatışma diyoruz biz ona sosyolojide, ama işte yani tabii çatışma dediğimiz kötü bir şey değil aslında, çatışma denilen şey bu, yani kültür çatışması var burada ya da işte biraz önce anlattığınız farklı pek çok iki tarafın da birbirine bakış açısında problemler olabiliyor. Hani bunları ele alırken elimizden geldiğince hastanın bakış açısından bakmaya çalışıyoruz biz. Önce biraz kuramsal çerçeveden bahsedeceğim. Sizden de çok kuramsal çerçeveyle sıkmak da istemiyorum. Ben de iki kitap getirdim. Hocamız da kitabı tavsiye etti. Ben de hani çıkartayım o buraya diye emin olamamıştım. Çıkartayım dedim. Bir tanesi daha işte kuramsal olan tabii güç ve toplumsal bilgi. Brian Turner'ın kitabı. Biraz ben onun üzerinden az bir sentez. Sentezi. Yani hani isterseniz sunumdan sonra da bakabilirsiniz. Piyasada bulunuyor hocam. Bulunuyor. Bir ikinci kitap da bu daha da hani popüler bir kitap. Sözün sonunda metafor olarak hastanın kitabı. Yani ben daha çok kuramsal çerçevede ilk hasta olmak nedir? Hasta üzerine düşünmek Körner üzerinden. Hastalık üzerine düşünmeyi de işte metafor olarak hastalık kitabı üzerinden gitmek istedim. Birkaç tane de daha güncel örnek üzerinden konuşuruz diye düşündüm. Biri aydınlatılmış onam. Şimdi birinci sınıf öğrencileri var diye biliyorum. Birinci sınıf dışında olan öğrenciler de vardır ama eğer tıp dışından gelen arkadaşlarımız varsa. Biliyorsunuzdur ama aydınlatılmış onamın ne olduğunu. Aydınlatılmış onam üzerinden biraz örnek olabilir diye düşündüm. Onun dışında aşı reddi. Geçen haftalarda hocamızın da burada panel düzenlediği herhalde basın, basın toplantısı düzenlediği aşiretli ile ilgili. Yine epey güncel konulardan, problemlerden bir tanesi aşiretli. Bir diğeri de kanser özelinde ama başka hastalıklarda da olabilir. Sosyal medya kullanımı, Nesli Can Tay mesela son zamanlarda en çok konuşulan kaybettiğimiz ama onun dışında, yurt dışında da bunun gibi hesaplar var. Sosyal medyada özellikle hani hasta olan, hastalık sahibi genç özellikle bireylerin, siz de takip ediyorsunuz sosyal medyadan diye tahmin ediyorum. Sosyal medya günümüzde, Suzu Sontak burada daha çok romanlar, filmler üzerinden gidiyor ama artık herhalde günümüzde daha çok tartışılması gereken şey toplumsal algı, yani hastalığın nasıl toplumsal olarak algılandığı ile ilgili bu sosyal medya hesapları gibi geliyor bana. Sadece hesaplar da değil, yani sosyal medyada nasıl ele alındığı hastalığın. Ve bu artık işte biz yeni medya, eski medya diye ayırıyoruz. Yani eski medya dediğimiz televizyon. Şimdi orada daha kapı bekçileri dediğimiz, şimdi neyin girip neyin giremeyeceğine karar veren insanlar vardı. Ama yeni medyada artık kapı bekçisi yok. Yani işte influencer deniyor günümüzde. Herkes artık işte bir influencer olabilir. Herkes
milyonlarca kişiye ulaşabilir sosyal medya üzerinden. Bu hasta ve hastalıkla ilgili pek çok algıyı çok ciddi, radikal anlamlarda değiştirmiş durumda ve çok hızlı bir şekilde değiştiriyor. Yani her birinizin de zaten herhalde yani takip ettiğinizi ve ilgilendiğinizi bu konularla düşünüyorum. O yüzden üçüncü konu olarak da onu seçtim. Hani bunların her birini çok uzun uzun anlatmayacağım ama kuramsal çerçeve içinde hani konulara biraz gönderme yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi öncelikle hani hasta üzerinden biraz gidelim. Hocamızın da çok iyi anlattığı gibi hani doktor ve hasta arasındaki ilişki. Ben orada belki yani Turner'a da bir referansla rahatsızlıkla hastalık arasında bir ayrım yapmak ve hasta rolü denilen işte Parsons'un 1951'de ortaya attığı bir kavram var. Hani rol derken hani hasta rolü yapıyor anlamında söylemiyor bunu ama hani belli bir toplumsal rol olarak hasta rolü denilen bir rol var. Ve bu yani şimdi siz sabah kalkıyorsunuz ya başınız ağrıyor ya da işte midiniz ağrıyor. Hemen hasta olmuyorsunuz değil mi? Yani öncesinde işte biz buna sokağın referans sistemi diyoruz. İşte evinizde kim varsa annenize soruyorsunuz, babanıza soruyorsunuz, komşunuza gidiyorsunuz, kardeşinizden akıl alıyorsunuz. Ya diyor işte bende de olmuştu benzer bir ağrı vesaire. Ya kimisi diyor ki doktora git. Yani aslında onun o hastalık tanısı konmasından, konacak mı konmayacak mı o ayrı hikaye ama öncesinde bir rahatsızlıkla başlıyor her şey ve doktora gitmeden öncesindeki aşamada aslında orada çok daha karmaşık hani toplumsal süreçler var. Yani hemen doktor bakış açısından baktığımızda biz o ikisini karşılaştığı noktadan itibaren ele alıyor oluyoruz. Oysa ki onun epey bir öncesi var. İşte sosyal medyanın da etkilediği, işte romanların etkilediği, filmlerin etkilediği, folklorun etkilediği, işte sağlığa dair tarihin etkilediği deneyimlerin, komşuların, arkadaşların, ailenin, kişinin kendisinin bir de tabii ki hani kendi tarihi içerisinde, kendi hikayesi içinde etkilendiği çok karmaşık bir sistem böyle, çok komplet bir sistem. Yani o yüzden birazcık daha belki onun öncesine de bakmak gerekiyor. Ama evet doğru yani hastayla doktor karşılaştığı noktada da hastanın mesela işte iyileşmenin reddinden bahsetti hocamız. Hasta iyileşmeyi reddedebiliyor. Yani hasta için negatif bir algı var ama doktor diyor ki hayır pozitif burada bir hastalık var yani orada artık rahatsızlıktan daha farklı. Ama reddedebilir yani. Şimdi hasta rolüyle karşısınız dört temel şey koymuş. Bunlardan bir tanesi kişinin iyileşmek zorunda olması. Gibi değil. Hasta aslında nedir? Çoğu zaman gelmeyi de biliyorlar diyor mesela hocamız. Ama biz yani geldiği zaman bir hem de profesyonelden yardım almak istemesi birincisi bu. Bunu da istemeyebilir. Yani kendi kendine işte başına patatesi bağlayabilir, işte yemeniyle sıkabilir. Herhangi işte başka yöntemler uygulayabilir. Yani bir profesyonelden yardım almaya gelmesi, şimdi hasta rolünü bunlar içeriyor. Bunun dışında iyileşmeyi istemesi, bunun dışında toplumsal rollerine tekrar adapte olmayı istemesi. Çünkü hasta olmak ne demek? Başınız ağrıyarı uyandınız, işte okula gitmemeyi isteyeceksiniz, derse gitmemeyi isteyeceksiniz. Yani toplumsal rollerinizden muaf olmayı içeren bir şey aslında hasta rolü dediği şey. Yani bütün bu muafiyetleri de işte mümkün olduğunca çabuk şekilde bitirip iyileşmeyi isteyen kişiye biz aslında hasta diyoruz ya da hasta rolü oynuyor diyoruz. Yani bunu tiyatro yapıyor anlamında değil, yani toplumsal rol olarak bunu yaptığı anlamında. Ama şimdi burada baktığımızda çok ciddi kültürel farklılıklar var. Yani mesela Amerika ile Japonya hani en çok karşılaştırılan şeyler, farklı kültürler birbirleriyle zıt oldukları için. Mesela hastane yatış sürelerine falan baktığımızda Japonya'da çok arttığını görüyoruz ortalama hastanede yatış süresini. İşte Amerika'da 7-8 günken Japonya'da bu 40 güne çıkabiliyor. Oysa ki bu ikisi de aslında hani işine tekrar geri dönmeyi isteyen, işe bağlılığı olan kültürler. Ama baktığınızda Amerika'daki çok bireysel. Amerika'daki kişi hemen hastaneden çıkıp hatta hastaneye yatmayı bile kaçınıp mümkün olduğunca o hasta rolüne girmeyi reddedip mümkün olduğunca çabuk tekrar iş hayatına, ev hayatına, işte evliliğine, çocuğuna dönmek istiyor. Japonya'ya baktığımızda hastane o kültürün bir parçası. Yani hastanede yatmak orada daha bireysel değil, daha toplumsal, daha kolektif olarak bakan bir bakış açısı var. Ve orada hastanede yatması demek bir kişinin işte eşinin, dostunun, iş arkadaşlarının gelip onu görmesi vesaire gibi yani aslında tekrar topluma entegre bir şekilde düşünülen yer. Yani aslında işte toplumun nasıl baktığı, kişinin nasıl baktığı bütün bunlar hem hastane yatış sürelerini etkiliyor, hem işte hastanın doktora gider gitme kararını etkiliyor, gidip gitme
vermeme kararını etkiliyor. Daha sonra orada işte iyileşmeyi reddedip reddetmemesini etkiliyor. Ya da mesela bunun bir ters şeyi olabilir. Doktor hayır sende bir şey yok diyebilir. Hasta hayır bende bir şey var diye tutturabilir. Hipokondri diyoruz herhalde ona. Hastalık hastalığı diyoruz ona biz. Gibi yani hani bunlar mesela normal olmayan hastalık rolleri değil mi? İyileşmekten kaçınmayı da biz normal olmayan bir hastalık rolü olarak alıyoruz. Doktor hastalığı yok derken hayır hastalığım var demeyi de bir normal olmayan hastalık rolü olarak alıyoruz. Normal olan ne? Her ikisinin de evet hastalığım var dediği ve iyileşme yolunda en hızlı şekilde ilerlemeye çalıştığı, tekrar toplumsal hayata adaptasyonunu sağlamak istediği durum. Ama şimdi bütün bunların dışında da tabii diğer durumda her ikisinin de yok dediği durum. O da normal sağlık rolü diye tanımlayabiliriz genel çerçeve içinde. Ama işte bu kadar da basit değil aslında düşündüğümüzde. Çünkü hasta da aslında işte ciddi bir işte geçmişi taşıyan pek çok farklı hasta ve hastalıkla ilgili pek çok farklı bakış açıları olan biri. Öteki taraftan doktor da hiçbir zaman aslında çok objektif değil. Onun da bir tarihi var, onun da kendi hastalıkları var, onun da kendi çoluğu çocuğu var, geldiği bir kültür var, onun da izlediği filmler var, takip ettiği sosyal medya hesapları var. Yani aslında veya hani hangi okuldan eğitim aldı, hangi hocalarla, elbette hani bilimsel bir evrensellik, bir objektiflik var. Fakat onun için doktor da bir insan. Yani ne olursa olsun onun da yaşı belli şeyleri belirliyor, onun da cinsiyeti belli şeyleri belirliyor. Yani bu yüzden doktoru da hiç hani toplumsal algıdan bağımsız olarak düşünmemek gerekiyor. Hem hastayı hem doktoru kendi toplumsallıkları içerisinde düşünmek, insan olarak düşünmek ve bu ikisi arasındaki hani kötü anlamda söylemiyorum ama bizim sağlık kurumlarında koymuş olduğumuz amaçlara ulaşmamızı zorlaştıran bir takım çatışmaları mümkün olduğunca aza indirgemek için biraz işte bu biyomedikal modelin hocamızın anlattığı yani doktorun bakış açısından çıkıp her ikisinin de daha insani olan bakış açılarına bakmak gerekiyor diyor. Hani hasta üzerine ben aslında bu kadar teorik çerçevede düşündüm. Biraz hastalık üzerine geçmek istiyorum. Metafor ne demek? Bir metafor bir şeyi başka bir şeye benzeterek açıklamak demek. Şimdi Susan Sontag kendisi de kanser hastası olan bir yazar. Öncesinde daha çok fotoğraf üzerine gibi fotoğraf ve imajlar üzerine düşünmüş daha çok. Hani edebiyatçı da bir taraftan gerçekten kolejde çok sağlam biri. Hani tavsiye ederim ben de kitabı gerçekten. İlginç. Tabii daha edebiyat üzerinden gitmiş ama şeyi fark etmiş. Kanser olduğunda ya ben kanserin tedavisinden daha çok insanların kanser hastası kişilere bakış açısıyla uğraşmak zorunda kalıyorum. Yani saçlarının dökülmesi işte ya da kemoterapi alma veya o sürecin getirdikleri ya da sadece kanser hastası olduğunun söylenmesinin bile mesela iş hayatında işte belli işlerin kendisine verilmemesi, ne bileyim evlilik hayatında boşanmalara kadar giden biliyorsunuz ne yazık ki süreçler oluyor ya da çocuklarının kanser hastası kişilerin çocuklarının ciddi bu süreçten etkilenmeleri var. İşte bütün bunları hani daha çok neden böyle olduklarını anlayabilmek için kanser ve belem arasında bir paralellik koymuş. Ve yani belem bilirsiniz işte bilmiyorum yeni nesil çok bilmiyor olabilir ama zamanında çok popüler bir hastalığı. Hala işte pek çok filmde böyle değil mi? Belem deyince aklımıza aşk hastalığı geliyor. İşte ince hastalık deniyor. İşte ince denmesinin nedeni o aşkla birleştirilen tarafı. Son dönemler değil ama son 5 yılın belki kelebeğin rüyası var bizde de Türk filmleri içinde değil mi? Baştan Utulu oynuyor hani en şey aktörlerimizden bir tanesi, beğenilen aktörlerimizden. Yani hani Berem hala çok popüler bir hastalık baktığımızda ama zamanında Berem'in tedavisi de yani şu an kansere nasıl bakılıyorsa zamanında aslında Berem'e de öyle bakılıyor. Yani çok da nedeni bilinmiyor. Şu an kanseri de evet yani tedavi edebiliyoruz bir kısmını yavaş yavaş gelişiyor mekaniki tıp. Ama bir yandan da Berem bu antibiyotikler çıkana kadar işte bunun bir bakteriden kaynaklanan bir hastalık olduğu ortaya çıkana kadar çok böyle mistifiye edilmiş ve pek çok işte anlam yüklenmiş hastalıklardan bir tanesi. Berem'i o yüzden bir prototip olarak düşünelim. Şu an kansere de benzer anlamlar yükleniyor diyor. Ve aslında şöyle de bir iddiası var bilemiyorum hocam ne der buna. Berem'in iyi metaforik olarak düşünüş biçimi psikolojik hastalıklara, kötü tarafları da kansere transfer olabiliyor. Yani artık günümüzde akıl hastalıkları hani tırnak içinde popülerler, işte mesela Joker filmi falan geçtiğimiz 10 yıl önce çıkan. Yani artık korkulacak aslında hani
çok da beğenilecek yanı olmayan, belki toplumda görülme sıklığı çok fazla olmayan, çok az olan bir takım hastalıklar çok popüler, özellikle de gençler arasında çok popülerleşmiş durumda ve bunlar aslında filmler, diziler, tabii siz artık film de izlemiyorsunuz, siz dizi izliyorsunuz daha çok, sosyal medya takip ediyorsunuz, dizi izliyorsunuz. Benim gençimde daha çok filmler vardı. Uzun sonra edebiyat eserlerine bakmış yani. Bu zamanda da işte romantizmle birlikte şeyle ortaya çıkıyor hani, o dönemin yazılarıyla ortaya çıkıyor. O dönemin yazıları da Leylem çok önemli. İşte günümüzde de böyle bir akıl hastalıkları ve kanserin, kötü olan tarafların kanseri transfer olduğunu söylüyor. İşte Şimdi ya da Asla gibi bir filmi biliyorum, izlediniz mi? Morgan Freeman, Jack Nicholson, böyle her biri uç karakterleri sembolize eden de çok izlenmiş bir filmdir. Bunun gibi pek çok filmler. Yani kanser böyle çok kötü, işte ölüm fermanıyla neredeyse eşdeğer bir şeymiş gibi sunuluyor. Bu aslında onun metaforik olarak değerlendirilmesi. Yoksa sizler de burada zaten hepimiz sağlık alanından geliyoruz. Yani kanser ölüm demek değil. Özellikle erken tanı hayat kurtarıyor çok yaşa. Yani hani ama bizim toplumsal alanda kanser dediğimizde hani böyle bir ölüm fermanı ile eş tutuluyor. Hani bu da belki de en büyük problemlerden bir tanesi, kanser hastalarının uğraşmak zorunda oldu. Hani son zaman ilginç bir bakış açısı var. Hani bunu Verem'den alıyor. Yani bu anlamda biraz hocamız da biraz önce yani tıp tarihine bakmamız gerekiyor dedi. Belki hastalıkların tarihine de bakmamız gerekiyor. Yani sadece tıp tarihindeki doktorların biyomedikal modelin gözünden değil, hani bu hastalıkların ne bileyim edebiyatta nasıl ele alındığı, filmlerde nasıl ele alındı, dizilerde nasıl ele alındı, şimdiki sosyal medya hesaplarında nasıl ele alındı? Hani bu negatif bir şey olarak mı bakılıyor sadece? Yoksa yani, çünkü her şekilde bakılabilir aslında değil mi? Yani bir hastalığı siz aslında onu anlamlandırırsınız. Elbette doktorunuz anlamlandırır her şeyden önce ama biyomedikal bakışla onu anlamlandıracaktır ve ona bir tanı koyacaktır. Oysa ki bunu hani çok daha farklı anlamlandırma, buna ek olarak, buna tamamlayıcı olarak, buna tabii ki asla dışlamıyorum. Ama bunun dışında kendi içinizde de bunun pek çok anlamlandırma yolları var. Diyerek hani ben de çok da uzatmak istemiyorum aslında. Bitireyim yani hani belki sorular üzerinden gidebiliriz. Hani bunu aydınlatmış olmam üzerinden düşünebiliriz. Biliyorsunuz onda bir, yani siz de birinci sınıftasınız. Henüz o akış temalarını görmemişlerdi herhalde ama mesele hep hasta anladı mı anlamadı mı? Doktor ya da hemşire ya da sağlık çalışanı anlatır. Karşınızdaki anladı mı, anlamadı mı? Evet, hayır. Oradan devam edersiniz. Hep bu tarz şemalar şeklinde. Şimdi karşınızdakinin anlayıp anlamadığını anlamak da aslında çok ciddi, yani sosyoloji teorisi de bilmeyi gerektirir. O karşınızdaki kültürünü de. Hocam, o kâbı iddialayıp daha sonra doktoru mahkemeye veren hasta, tamam ben onu okudum ama ben onu anlamadım, başka bir şey anladım diyor. Genellikle öyle dava dosyalarında bu ayrım. Evet. Çok net, bu çok zor yani. Bir taraftan da işte mesela kişiselleştirilmişti falan gibi şeyler belki de bunların çözümleri olacak. Zor yani, aşırı ettiği için de aynı şey. Siz de çok iyi açıklamışsınız o basın açıklamasında. Yani işte cıva olduğu düşünülüyor. İşte üzerinde steril yazıyor, aslında temiz demek istiyor. Steril abi kısırlaştırıyor diye algılanıyor vesaire. Yani pek çok yine metaforik düşünce aslında. Yani hani işte bizim aşı yaparak işte bizi kontrol ediyorlar vesaire gibi, yani hani pek çok metaforik şey eklenebilir ve aşı reddi de neyse bizim ülkemizde o kadar fazla değil ama yani hani dünya genelinde böyle bir aşı karşıtlığı artmakta ne yazık ki. Ve hocamızın da bahsettiği yani o 40'lı yaşlardan 50'li yaşlardan şu an işte 88'e 90'a gelen yaş demografik dönüşümleme mümkün oldu. Orada en önemli şey aşı. Yani aşı olmadan tekrar biz o relaps olur, tekrar geri döner ve yani gerçekten hele şimdiki nüfusun yönetimi çok zorlaşacağı anlamına gelir. Hani bu yüzden çok önemli konular olduğunu düşünüyorum. Burada hastanın bakış açısından özellikle metaforik olarak nasıl, hani hastanın bunu nasıl algıladı, hastalığı nasıl algıladı ve burada da sosyal medyanın rolünün, dizilerin rolünün önemli olduğunu düşünüyorum. Hani ben de bütün bunları bir ek olarak, hani hocamız zaten çok iyi bir şekilde anlatmıştı bu ilişkiyi, hani bir tamamlayıcı taraf hastanın tarafından bakmak, hastanın hikayesini öğrenmeye çalışmak, bunu da hastanın kültürünü anlayarak yapmak önemlidir diyerek bitireyim isterseniz. Soru varsa soru almak isterim. Çok sağ olun hocamıza. Çok...
çok teşekkür ediyoruz. Bu oldukça güzel bir sunumdu. Kaçıcı, buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sosyal medyanın hastalık ve hasta etkisinden bahsettiniz. olumsuz yönde bahsettiğiniz kısmı yani daha çok izlenim aldım o konuda. Öyle. Evet. Şöyle şimdi bilim insanları da eleştirel baktıkları için genelde sanki söyledikleri daha olumsuzmuş gibi durur. Elbette bu olumlu da olabilir. Yani ben illa olumsuz demiyorum. Tabii ki bu olumlu kalabilir. Sizden saygıdan sosyal medyadan bahsettiniz. Evet. Bunu biraz daha olumsuz olarak bir izlenim aldım söylediğiniz şeyler. Tamam, peki, tamam. Peki olumlu yönden bakarsan neler düşünüyorsunuz? Yani dediğim gibi olumsuz da olabilir. Yani olumsuz gibi hani bir tanı olduysa benim sunumumda kusura bakmayın. Evet. Ben aslında hani eleştirel davranmaya çalışıyorum. Ve orada hani bir yandan kanserin sanki direkt ölümmüş gibi bir algı yarattığını düşünüyorum. Nesican Çetay'ı ben takip etmedim ama benim öğrencilerim takip ediyordu. Hani onların aktardığı kadarıyla biliyorum. Ve hani o son videosunun falan çok fazla dramatik olduğunu ve herkesin çok etkilendiğini biliyorum. Elbette şey yapılmasını demiyorum. Tabii ki sosyal medyada her şey önemli. Herkes kendi hayatını orada ortaya koyabilir. Nasıl isterse. Ama hani pozitif olarak da yaklaşan hesaplar olmalı, bunlar artmalı ya da kanseri sadece ölümle eşitmiş gibi de düşünen toplumsal algıyı siz sağlık çalışanları olarak kırmaya çalışmalısınız. Biz de sosyal bilimciler olarak kırmaya çalışmalıyız diyorum. Çünkü kanser ölüm değil. Galiba buraya bir ekleme yapmak gerekiyor. Buyurun, tabii hocam. Tabii. Şimdi sosyal medya dediğimiz mecra, sizin sosyal medyanız var ve siz bir yerdesiniz. Sizin izledikleriniz var, sizin izleyicileriniz var. Doğru mu? Evet. Onunla sınırlı. Şimdi oradaki kalite çok etkiler bunu. Eğer kaliteli bir izleyici kitlesine sahipseniz ve siz kaliteli bir izleyici kitlesini izliyorsanız sosyal medyada, mükemmel bilgilere çok çabuk ulaşabilirsiniz. Hatta buradan çok hızlı bazı sorulara cevap alabilirsiniz. Ancak bizim ülkemiz gerçeğinde baktığımız zaman sosyal medyada troll dediğimiz ne idüğü belirsiz, hesabı belli olmayan, kendisi belli olmayan, kimisi işte doktor gibi davranan, kimi eczacı gibi davranan, bazen de kendisi doktor ve eczacı olduğu halde saçma sapan şeyler yazan insanlar oluyor. Şimdi insanın algı kalıbı üzerinden değerlendirirsek, İnsanlar spekülatif konulara ve komplo teorilerine daha yatkınlar. Dolayısıyla yalan gerçekten daha hızlı yayılıyor. Burada sosyal medyanın olumsuz tarafı ortaya çıkıyor. Şeye çok dikkat etmeniz lazım, filtreye çok dikkat etmeniz lazım sosyal medyada. Yani kimi izliyorsunuz, izlediğiniz kimdir, kim ne diyor ve siz kimler tarafından izleniyorsunuz? Bir de hocam hani kusura bakmayın, sebebi olarak çok hızlı şekilde gelişti. Güzel bir soru. Yani neredeyse son 5-10 yılda bu derece hepimiz akıllı telefon taşımaya başladık ve sürekli yani 7-24 takip etmeye başladık bir takım şeyleri. Yani çok hızlı geliştiği için aslında onunla ilgili kontroller de çok geriden geliyor. Hatta artık kontrol edilebilir bir alanda değil. Yasal boşluklar da var. Çok yasal boşluklar. Bu yasal boşluklar kapatılacak ama ilk etapta tabii birçok kurbanı olacak bunun maalesef. Evet. Yani hastalar belki de en büyük kurbanlar. Hasta ve hasta yakınları. Maalesef. Teşekkür ederiz konuşmamız için. Mikrofonu ister miyiz? Duyuyorsun, ben bağlayayım. Kanser ölüm değil de dediniz. Ben tedavi edilmezse ölüm yani kanser var mı diye sormak isterim. Yok yok, şunu söylemeye çalışayım. Tabii ki tedavi edilirse eğer, tabii ki kanser ölüm. Birçok hastalık ölüm. Yani hani o anlamda erken tanı hayat kurtarır anlamında söyledi. Yeterince değil tabii. Tedavisi olan var, olmayan var. Hani böyle kesin yargılar varırken şimdi aklınız zaten siz de söylediniz, hocamız da söyledi. Hastalığı kabul etmiyor, tedaviyi kabul etmiyor. Bir de bunun zaten ölümcül bir şey olmadığını biz profesyonel hissettirirsek zaten kaçmak isteyenlere bir kafa açmış oluruz. Bence daha dikkatli konuşmamız diye düşünüyorum bu konuda. Teşekkür ederim. Yok, haklısınız. Evet, teşekkür ederim zaten. Buyurun. Ben de Ahmet Hocam'ın sözünün üzerine konuşmak istiyorum. Ben de dayımın eşini okuduğum kanser hastalığı olarak kaybetti ve 3 yıllık bir tedavi süreci vardı. Yani ne kadar erken, ne kadar geç bir teşhistir bilemiyorum ama kesinlikle yani tedavisi tabii de başından... Ben tedavi almamak anlamında söylemedim. Çok özür dilerim eğer öyle anlaşılacaksa. Öyle anlaşılacaksa başınız sağ olsun. Tedavi almamak anlamında söylemedim.
kanser tanısının ölümle eşitmiş gibi anlaşılmasından, hatta bilakis yani insanların öleceğim, ben hiç tedavi olmayayım diye tedaviden kaçınmasını engellemek adına bu metaforları mümkün olduğunca kazımak gerekiyor kökünü. Yani çünkü insanlar kemoterapi almak istemiyor. Kitabını okumak için Susan Sontag'ın kitabını. Ben bir eleştiri demeyeyim de onun üzerine yazılmış bir yazı yoktu. Anladım orada demekse ama ben hekim olarak şahsi görüşümü söyleyeyim. O kitabı henüz okumadım ama şey gibi, Kenan Evren gibi bana anlattılar. Okuma okuyunca çok beğeneceğinizden eminim. Eminim ama şimdi bazı şeyler var. Ben bunu mesela biraz psikoloji okuyanlar oluyor, meslek dışında olanlar. Ya da film seviyorlar, çok sıra dışı bir film. Çok enteresan bir psikolojik ya da psikiyatrik bir durum. Hiç daha önceden normalini bilmediğim zaman, bu çok sıra dışı örnekler. Zaten filmi kimin yapılıyor? Normal olmayan, sıra dışı, çok çarpıcı örnekler film yapılıyor. Yoksa sıradan vakalar yapılmıyor. Böyle olunca hiç eğer tecrübesi yoksa bu konuda, altyapısı da yoksa sanıyor ki bu işler böyledir. Ya da bu normal bir, abuk sabuk bir reaksiyonu, başından sonuna aslında bize göre bir hastalık davranışını, bu konunun yani tecrübesi olmayanlar, aa böyle de bir yaşamlar var, böyle enteresan, bunu da bir deneyebiliriz, bir bakalım deyip ters gelmeyen şeyler var. Bu yaklaşımlar için özellikle ben onu söylemek istiyorum. Yani kitapta da bu konuyu bilen, sindirmiş, anlamış ama üstüne bir tuğla daha koymak isteyen düşünceleri ifade şey yapacak, onları zenginleştirecek bir yazı anladığım kadarıyla. Yoksa hiç bu konuyu bilmeyen bunu okuduğun zaman tamamen normali önce reddedecek, üstüne sanki sadece bu varmış gibi. Benim yani bir öğretim üyesi olarak ya da işte etrafı izleyen, gençleri izleyen hekim olarak gördüğüm şey bu. Önce normali bileceğiz, davranış normallerini. Ondan sonra üzerine enteresanlıkları bilelim ki farkı fark edelim. Ama hocam, evet. Türk milletinin özelliği şudur. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi ol. Aynen öyle. Onu söylüyorum yani. Kitabı şey anlıyor. Canım bu kitap taş şartlısın. 2000 basılmıştır. Hala sıkışılırsın. 77. Yok bir görüş. Yani boş bir şey ama dediğim gibi önce normali bileceğiz. Sıradan demek istemiyorum ama yani üstüne bir fikir tartışması, ben metafor yapılabilir. Hiçbir yani yok. Ben Gökçeksu Su Hoca'ya şöyle katılacağım. Arkadaşlar biz size tıp fakültesinde Ahmet Hoca'nın bahsettiği normal, Hüsnü Hoca'nın biraz önce konuşurken bahsettiği normal dağılım çan eğrisiyle genellikle orta kısma düşenler üstünden eğitim vereceğiz. Halbuki marjinal taraflarda solda ve sağda bunun ortalamanın dışında kalan vakalar, hastalar, aileler, anlayışlar olacak. Bunların varlığını bilmemiz ve onların da ne şekilde davranışlar, tepkiler, duygulanım içinde olduklarını bilmemiz bizim hekimliğimizi şüphesiz zenginleştirecek. Ama Ahmet Hoca'nın işaret ettiği bütün normali buymuş gibi sanmamız da bir tehlike yaratacak doğrusu. Doktor sürekli okuyan olduğu için bu tehlikelere daha az düşecektir diye ya da sağlıkçı, hekim olmayan arkadaşlarımız da aynı şey. Hemşire arkadaşlarımız var. Belki bugün imal edilen bir grup hemşireler, ben hocam bu günahı üstlenmiyorum. Hastayla birebir iletişimde, evet. Doktordan daha fazla birebir iletişim geçiren bir sağlık mesleği varsa bunun adı hemşireliktir. Ve inanın hemşirelikte şu konuştuklarımız hekimlikten daha da önem kazanıyor. Ben aslında hemşirelerin zaten hani derslerine giriyor. İçimin daha da olduğu bir nokta, bir tıpta bu konuları şimdilerde konuşuyor olmamız hemşirelerin bunu 20 yıl önce müfredatlarına almış olması. Hemşirelik eğitiminde hocam bu açı bizden daha önce yakalanmış idi. Ben o açıdan haklarını teslim etmek isterim. Daha çok mesai harcıyorlar hastayla tabii ki normal klinikte bir şey. Başka sorusu yok. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Şimdi ben önce arkadaşlarımıza üniversitemizde oldukları için hepsine hayırlı olsun diyorum. Çok güzel bir üniversitede olduklarını iletmek isterim. Ayrıca mesleklerini seçmiş durumdalar ve başarılar diliyorum. Hocamlar da söylediler, çok belki parlak ülkenin öncüleri olabilecek nitelikte kişiler sizin aranızdan çıkacak. Şimdi tabii tıp, hemşirelik, sağlık bilimlerinin temel
meslekleri. Burada bizim hastaya veya hasta bireye bakışımız insan olgusu üzerinden her zaman. Yani ne zaman bir hastalık durumu varsa biz aslında önce insanı iyi anlamamız, iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İnsanın özellikleri üzerinden daha sonra insanın sağlığının bir boyutu hastalık değil mi? Yani gün yaşamımızı sürdürürken zaman zaman rahatsızlık da hissedebiliriz. Zaman zaman kendimizi çok iyi de hissedebiliriz. Bazen de kendimize yetemediğimiz, tanı almamız gereken hastalık durumlarımız da olabilir. Bu da bir sağlığın, aslında sağlıklılığın bir parçası. Ve biz eğitimimizde önce insanı, insanın boyutlarını çok iyi öğretiyoruz, öğrenmemiz gerekiyor. Yani insanın biyolojik yapısını öğretirken aslında psikolojisini, spiritüel boyutunu, sosyal boyutunu da çok iyi öğretmemiz gerekiyor ya da anlamamız gerekiyor hepimizin. Çünkü hastaneye geldiği zaman, hasta odasına geçtiği zaman aslında bütün bu özelliklerini taşımış oluyor hastalar. Yani hastayı ve hasta davranışını anlamak için aslında getirdiklerini iyi anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. İnsan olarak kültürünü getiriyor yanı sıra hastaneye. Efendim sosyal boyutunu getiriyor. Eğer getiremezse zihnini de taşıyor. Çocuğuyla ilgili endişelerini. Bunun yanı sıra duygusal çökkünlüğünü yaşıyor kendine göre. O nedenle insan üzerinden gitmemiz gerektiğini eğitimlerimizde, tıpta da hemşirelik ve diğer sağlık disiplinlerinde bunu çok önemli buluyorum. Diğer taraftan da hastalığa uyum tepkisini çok iyi öğretmemiz lazım öğrencilerimize. Hasta olduktan sonra bir bağımlılıktan söz edebiliriz. Bağımlı olma kavramından söz etmemiz gerekir. Yani bu bağımlılık başkalarına gereksinim duyma anlamında. Ve hastalığa işte bu bağımlılık noktasından itibaren de uyum aşamaları. İlk önce hastalığını inkar etmesi bir hastanın ne kadar önemlidir? Bu dili anlamamız gerekiyor bizim. Yani inkarı çeşitli davranışlarla ortaya koyuyor hasta. Ardından farkına vardıkça bu defa isyan çıkabiliyor. Yani hastalığına isyan edebilir hasta. Neden ben sorusu ortaya çıkar. Arkasından da bu bir ajitasyon, agresyon, hastada bir öfke çıkartır ve biz bazen bunu hastayı öfkeli, yani öfkeli ya da problem hasta diye tarif ederiz. İşte tedavi reddediyor, efendim işte diyetine uymuyor, itiraz ediyor vesaire. Bu hasta huysuz diye tabir ederiz. Bunlar birer nitelemedir ve çok tehlikelidir esasen. Tehlikelidir. Oysa hastalığına uyum sağlamaya çalışıyor hasta. Bunun ardından da depresyona girer. Yavaş yavaş hasta kendini bırakır. Çünkü bir strese uyum sürecini düşündüğümüz zaman değil mi? Ve daha sonra yani kabullenme süreci daha geç gelen bir süreç. Bunları bizim eğitimimizde yani tanımlama, tedavi, hastalık, merkezlilik yani biraz çıkarak çok güzel bir şey yapmışsınız hocam. Hastaya dönmemiz çok önemli. O zaman tedaviyi ve diğer yapacaklarımızı çok daha nitelikli yapabiliriz diye düşünüyorum. Onun için çok teşekkür ederim. Ne kadar iyi düşünmüşsünüz. Sağ olun. Hem de birinci sınıfta. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Bu iki değerli bilim insanlara evet. Huzurunuzda teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir saat. 5 civarı. Burada oturmanın getirdiği avantajla bir pozitif ayrımcılık yapıp son hakkı kendime veriyorum. İki şey söyleyeceğim. Bir tanesi hocamın edebiyatla ilgili söylediği son derece önemli. Ha, ona geçmeden önce hocamın söylediği de bakın şöyle bir laf var. Hastalık yok, hasta var. Ve hasta hastalığı yorumladığı biçimiyle sizin karşınızdadır. Ve sizin bu empatiyi kurabilmeniz, bakın hekimlik hem bir bilim alanıdır, hem bir meslektir. Mesleki tarafı sanattır. Hekimlik sanatı denir. Hekimlik sanatı dediğiniz şeyi burada yakalayacaksınız. Tam burada yakalayacaksınız. Bu tam bam teli. Şimdi hocam çok önemli bir şey söyledi. Edebiyatı okumak,
hastaları anlamak, az önce söylediğim bu ilişkiyi kurmak bakımından önemli. Thomas Mann, Alman yazar ve Nobel ödüllü. Büyülü Dağ isimli iki ciltlik kitabını okuyun. Yani tabii ki Büyülü Dağ'ın yazıldığı dönemlerde tüberküloz çok ön planda, verem çok ön planda, o dönemin kanseri o. Ölümle yüzleşen hastaların durumu, sadece onların belirtilerini tedavi etmeye çalışarak onlarla empati kurmaya çalışan hekimlerin durumu ve genel bir sosyal bakış açısı üzerinden hem ölüm felsefesi hem hastanın bakışı, harika bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Bu ölümcül hastalıklarda, çaresiz durumlarda, semptomatik tedavilerde ne olup ne bittiğini anlamak bakımından edebiyat burada işinize yarar. Hekimlerin işine yarar. Bunu da size tavsiye edelim. Son sözüm aşı reddiyle ilgili. Hocam dedi ki çok şükür Türkiye'de o durumda değiliz. Maalesef oraya doğru gidiyoruz. Evet. Hızla gidiyor ve burada sevgili öğrencim, sosyal medya maalesef kötü bir sınav veriyor ve biz sosyal medyada savaşmaya çalışıyoruz öbür tarafta. Bir tek şey söyleyeceğim, aklınızda kalsın, bunu böyle anlattığınız zaman belki aşı reddicilerini biraz daha toparlayabilirsiniz veya daha ikna edici olabilir. Bu aşı reddi nereden çıkıyor biliyor musunuz? Andrew Wakefield diye bir vatandaş var. Hocam bilir, toplum sağlığı, halk sağlığı uzmanı olduğu için. Wakefield 12 otizm hastası yakınıyla görüşmesi var. Evet, 12 otizm hastası şikayetlerini iletiyorlar. Diyorlar ki biz aşı yaptırdık, benim çocuğum sapasağlamdı, aşı yaptırdım, aşıdan sonra ne olduysa oldu, çıktı ortaya. Peki diyor, ben bunları toparlayayım, bir yayın haline getireyim hastalarla olan bu iletişimi. 8 hasta eminim diyor, bu böyle olduğundan, 4 tanesi çekimser kalıyor. 12 hastadan, 12 hasta yakınından 8 tanesinin yazılı beyanını hikayeleştirip nerede yayınlıyor? Lancet. Lancet gibi bir dergi bunu yayınlıyor. Ancak Wakefield burada şunu da söylüyor. Benim diyor gözlemlerim tamamen hasta yakınlarının şikayetleriyle sınırlı. Tabii ki bunun epidemiyolojik olarak ortaya konması lazım. İstatistiksel olarak ortaya konması lazım. Hiçbir zaman benim buradaki ifade kesinlik taşımaz diyor. Orijinal yayın böyle. Ancak medya bu orijinal yayının üzerine atlıyor ve patlıyor. Patladığı zaman Wakefield'e tekrar mikrofon uzatıyorlar, soruyorlar. Tamam diyorlar ya, bu kanıta ihtiyaç gösteriyor. Ama bu makaleyi sen yazdın, Lancet'te sen bastın. Şahsi fikrim. Wakefield bana göre bir toplum bilimcinin, bir sağlık bilimleri alanında çalışan bir kişinin en son söylemesi gereken şeyi söylüyor. Ben de ailelerle aynı kanıdayım. Bitti. Orada deli kuyuya taşı attı. Taşa bir tekme de vurup iyice dibine gitmesini kim sağlıyor? Siz duymamışsınızdır. Benim kuşak bunu bilir. Jenny McCarthy. Jenny McCarthy, Playboy diye bir dergi var. Hocam bilir, bizim kuşak bilir Playboy'u. Orta sayfa bir dergi. Hocam neden popülerleştiğini anlatmaya çalışıyorum. Tam da işte bam teli burası. Playboy güzelinin çocuğu otizm hastası, Playboy işlerini bırakıyor otizm hastası olduktan sonra ve Wakefield'ın gönüllü savunucusu oluyor. Ve eski bir orta sayfa güzelinin, popüler bir kişi değil, çok tanınmış bir kişinin çıkıp da aşılar aleyhine konuşuyor olması müthiş bir etki yaratıyor. Bütün mevzu budur arkadaşlar. 100.000'in üzerinde çocuklarla karşılaştırmalı epidemiyolojik araştırmaların istatistiksel sonuçları bize otizmle aşı arasında hiçbir ilişki olmadığını bilimsel olarak söylüyor. Bunu yırtının sabahtan akşama kadar söyleyip hala milletin kafası Playboy'da takılı. Yani orada takılı ve bunu çıkarmanız, hani bir deli bir taş atıyor, 40 tane akıllı bunu çıkarmaya çalışıyor şu anda. Ve bu aşı reddicilerinin bilmesi gereken en önemli konu ne biliyor musunuz? Lütfen bunu etrafınıza söyleyin. Bir salgın çıkarsa, bugün birisi de bana yazmış sosyal medyadan, sen çocukken aşı olduysan neden korkuyorsun? Veya çocuğuna aşı yaptırıyorsan neden korkuyorsun? Kardeşim, siz yaptırmıyorsunuz, sizin çocuğunuz belki de bu hastalığı çıkacak ortaya ve bir
pandemi patlayabilir. Yani buradan bir yayılım ortaya çıkabilir, bir salgın ortaya çıkabilir. Ya salgında herkes ölecek diye bir kural yok ama kesinlikle ölecek olanlar var. Kimler söyleyeyim size işte. Kemoterapi tedavisi görmekte olan kanser hastaları, kemik iliği transplantasyonu olan hastalar, steroid kullanan hastalar, transplantasyon hastaları. Bunlar hayatını kaybedecek. Basit bir kızamık salgınında bunlar hayatını kaybedecek ve belki de bu kişinin yakını olacak. Yani bu bağlantıyı iyi kurarak anlatmak durumundayız. Ve şu tesadüf değil sevgili öğrenciler, sevgili hocalar. Wakefield'ın bu makalesinin çıktığı İngiltere'de son 4-5 yılda ciddi kızamık salgını var. Tedbir alınmaya çalışılıyor. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde aşı olma zorunluluğu var. Buralarda da salgınları görmüyoruz. O yüzden de bu retçilik meselesi belki de yasal düzenleme altına alınması gereken, vicdani kanaatlere bırakılmaması gereken bir konu olabilir. Ben bu sözlerle bitiriyorum. Sayın Dekanıma çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir fırsat verdiği için, böyle bir moderasyonu yaptırdığı için. Ve ben sevgili hocama plaketini takdim etmek üzere Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliğinden Profesör Doktor Selma Doğan hocamız.